Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. İtiraflara geçmeden önce siz değerli dinleyicilerimize ufak bir bilgi vermek istiyorum. Anlattığım itiraflar bana ait değil, sizlerden gelenler ve internet üzerinden yazılan yaşanmış gerçek hikayelerdir. Sizlerin de anlatmak istediği itiraflarınız varsa açıklama kısmındaki mail yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Merhabalar, ben üniversitenin ikinci sınıfında okuyan genç bir kızım. Ailemin maddi durumu gayet iyi. Ailemle birlikte sakin bir yaşamımız var. Gayet eğitimli ve sosyal anlamda kendimi geliştirebileceğim bir çevrem var. Ayrıca bir de erkek arkadaşım var. Birlikte çok mutluyuz. Birbirimize karşı çok saygılıyız ve ilişki konusunda da biraz eski kafalıyız. Onun da eğitimi ve maddi durumu iyi. Buradan bakınca her şey çok güzel ama tabii ki her güzel şeyin bir de karanlık tarafı var. Şu anda 20'li yaşlardayım. Babamın annemi aldattığını öğrendiğimde ise yaşım 15'ti. Anneme söyleyemedim. Çünkü inanmazdı. Her şeyi kanıtlasam dahi inanmazdı. Çünkü babam bize çok bağlı ve mükemmel bir aile babası gibi gözüküyordu. Konuyu önce ablama açtım. Fakat o kendi rahatını düşündüğünden hiçbir şey yapmadı. Ben de o zamanki aklımla tek başıma bu işe kalkışamazdım. Şimdi ablam da evli ve o da eşini aldatıyor. Ayrıca eşi de onu aldattı. Fakat tabii ki annemle babamın bundan haberi yok. Sadece ben biliyorum. Senelerdir bu yükü taşıyorum. Annem ihanete uğruyor. Babam onu aldatıyor. Ayrıca ablam da eşine ihanet ediyor. Bu inanılmaz bir manevi çöküntü değil mi sizce de? Babamın telefonu çalar. O kadın arıyordur. Fakat babam meşgule alıp anneme "Aman bu amcaoğlu da arayıp duruyor, bıktım vallahi" der. Bu nasıl bir ruh çöküntüsüdür? Bu nasıl bir yalan içinde boğulmadır? Sizlere tarif edemem. Ben bir hata yaptığımda canımı okuyorlar. Bana yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ama onların bu yaptıkları benim tüm maneviyatımı yok ediyor. Sizce ben ne yapmalıyım? Bana bir şeyler söylerseniz çok mutlu olurum. Bu kısık sesimi, bu isyanımı duyun. İkinci itiraf. Aracı vasıtasıyla tanıştığım genç beni istemeye geldi. Ancak ailem evlenmemize onay vermedi. Yeniden geleceklerini söylediler. Hala ses seda çıkmadı. Diğer taliplerim de sıkıştırıyor. Ne yapacağım? Merhabalar. 5 ay önce evlenmek amacıyla aracı vasıtasıyla birisiyle görüştük. Ben onu çok beğendim. Hem ahlaki, hem güzel, hem de yakışıklıydı. O da benim için tam istediğim gibi bir kız demiş. Bir süre telefonla görüştük. Bir hafta sonu ailesiyle bize gelmek istedi. Ben okuduğum için geldikleri akşam evde değildim. Bu görüşmenin ardından benim ailem hiç önemsemeyecek bir sebep ileri sürdü ve bana o genci arayıp bu işin olmayacağını söylememi istediler. Psikolojik baskı altındayken ona mesaj attım ve evlenemeyeceğimizi söyledim. Duyduğuma göre o yakınlarına evlerine tekrar gideceğiz, peşini bırakmayacağız demiş. Aradan 2 ay geçti. Ondan ses seda çıkmıyordu. Ben de çekindiğim için arayıp soramıyordum. Sonunda bir arkadaşım benim haberim yokmuş gibi onu aradı. Ancak o bu evliliğin artık olmayacağını, bir başkasıyla görüşmek üzere olduğunu söyledi. Çok üzülmüştüm. Bir süre sonra bir yakını aradı ve tekrar istemeye gelmek istiyoruz dediler. Tamam gelin ama şu anda beni çok isteyen var dedim. Tabii ki ailem bu duruma tepki gösterdi. Ama bu kez onları dinlemedim. Gelin dedim. Sözde beni arayacaktı. Hala aramadı. Bir yandan aileme mahcup oldum, bir yandan da taliplerim sıkıştırmaya başladı. Ne yapacağım? Sizce o genç beni seviyor mu? Yoksa edebinden mi arayamıyor? Ya da arkadaşıma söyledikleri yüzünden çekiniyor olabilir mi? Üçüncü itiraf. Başkasıyla evli olmak bile bu aşk ateşini söndürmeye yetmiyor. İşte bu nedenle insan asla benim başıma gelmez dememeli. Merhabalar. Ben 30 yaşında bir erkeğim. Yıllar önce henüz lisedeyken aşık olduğum ama açılamadığım bir kız vardı. Aşkımın karşılıksız olmadığını da biliyordum. Fakat ne o bana açılabildi ne de ben ona aşkımı itiraf edebildim. Üniversiteyi Ankara'da okudum. O da Ankara'ya yakın otursa da yollarımız hiç kesişmedi. Ta ki 2006 yılına kadar. Evet, her şeyin itiraf edildiği o dönemde başladı ilişkimiz. Onun evlendiğini duymuştum. Fakat ben bekardım. Bir gün ofisime geldi. Uzun uzun sohbet ettik. Ardından telefonla görüşmeye devam ettik.
O dönemdeki duygularımızı itiraf ettik birbirimize. Ancak çok büyük bir sorun vardı aramızda. O evliydi. Buna rağmen her şeyi göze aldım. Aşkımı haykırdım. Bir gün onu aradım ama ulaşamadım. Birkaç hafta sonra beni aradı. Buluştuğumuzda çok gergindi. Birden pat diye ben hamileyim dedi. Başından aşağı kaynar sular dökülmüştü. Evet, onunla yakınlaşmıştık ama hamile bırakacak kadar değildi. Bu aşk bitti demek istiyordu sanırım. Hiçbir şey diyemedim. Bu durumu atlatabilmem aylar sürdü. 6-7 ay kadar sonra bir başkasıyla evlendim. Bebeğini kaybettiğini öğrendim ama aramadım. Bir gün bebeği dünyaya getirdiğini öğrendim. Ve gerçekten sevindim. Ama doğumdan 1-2 ay sonra bebeğini tedavisi olmayan bir hastalıktan kaybettiğini duydum. Bu durum beni çok üzmüştü. Bu olaylardan sonra çok sancılı bir dönem geçirdiğini, psikolojisinin bozulduğunu ve eşiyle ayrılma noktasına geldiğini öğrendim. Buna rağmen onu asla aramadım. Ona evlenme teklifi ettim. Kabul etti. Bu yıla kadar görüşmedik. Gayet güzel giden bir evliliğim ve bir de kızım vardı. O da ikinci bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmişti. Artık duygularımı içime gömmüştüm. O yoktu hayatımda. Bu rahatlıkla bir gün onu aradım. Uzun uzun konuştuk. Ardından telefon görüşmelerimiz sıklaşmaya başladı. O benim güvenimi tekrar kazandı. Liseli aşıklar gibi sabahlara kadar mesajlaşıp gizli gizli buluşmaya başladık. Bu buluşmalarımızın birinde önünde diz çöküp bir gün benimle evlenir misin diye evlenme teklifi ettim. Evet diyerek sarıldı boynuma. Artık tüm hayallerimiz evlilik üzerine kuruluydu. Tek düşüncemiz çocuklarımızı yıpratmadan bu durumu nasıl aşabileceğimizdi. Ve geçenlerde bir mesaj aldım. Bu mesajla birlikte şoka girdim. Mesajında hamile olduğunu söylüyordu. Bu imkansızdı. Tabii yine benim açımdan tüm hayallerimi yeniden yıkmıştı. Bu darbe çok ağır gelmişti bana. O şimdi bebeğini aldırmayı düşünüyor. Bense ne yapacağımı bilemiyorum. Çaresiz ve tükenmiş durumdayım. 4. İtiraf. Merhabalar, ben 37 yaşında hiç evlenmemiş bir beyim. Maddi durumum fena sayılmaz. 25 yaşındayken genç bir kızla beraber olmaya başlamıştım. Onunla tam evlenmeyi planlıyorduk ki kendisinin beni aldattığını hem de birkaç kişiyle birden öğrendim. Sancılı bir dönemden sonra kendisiyle tüm ilişkimi noktaladım ve onu bir daha görmedim. Ancak onunla beraber olduğum dönemde onun bir okul arkadaşı vardı. Ben ilişkimi bitirdikten sonra onun arkadaşını da hiç görmedim. 3 sene önce o arkadaşıyla tesadüfen karşılaştık. Kendisiyle görüşmeye başladık ve aramızda duygusal bir yakınlaşma oldu. Bu arada ondan eski sevgilimin kendisine de kazık attığını öğrendim. Ancak aramızda duygusal bir yakınlaşma olmasına rağmen o hala bana evet demiyordu. Gerekçe olarak da geçmişimi unutamamam seninle beraber olurken eski arkadaşımın gözümün önüne geliyor demesiydi. Onun bu inadını bir türlü kıramıyordum. Hatta ben ona taptığımı da söylesem kendisinin bir ara bir sevgilisi olduğunu, onunla beraber olduğunu ve bakire olmadığını bana söylüyordu. Ben de ben seni seviyorum. Bekaretini değil, benden öncesi kesinlikle önemli değil dedim. Onlarca dil döktüm ama bu inadını bir türlü kıramadım. Bu durumda ne yapmalıyım? Bu yüzden düşünme yeteneğini kaybedeceğim neredeyse. Bana bir yol gösterir misiniz? Çok aşık oldum.